Bir Gün TV'den merhaba. Erkekler her yıl yüzlerce kadını öldürüp binlerce kadına şiddet uygularken arkasında hep bir neden aranıyor. Geçtiğimiz hafta Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Üzüner'i katletmesinin ardından yine psikolojik sorunları vardı, uyuşturucu kullanıyordu gibi bahanelere sığınıldı. Ancak erkeklerin çoğu psikolojik nedenlerden ya da uyuşturucu etkisi altında, hele ki cinnet geçirerek kadınları öldürmüyor. Yeri geliyor bunu yıllarca tasarlayarak yapıyorlar. Bir Gün yazarı psikiyatrist Profesör Doktor Selçuk Candan Sayar bu haftaki yazısında kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin arkasında yatmayan psikolojik nedenleri ele aldı. Kendisiyle yazısı hakkında konuşacağız. Selçuk Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. İnsanlar özellikle vahşi cinayetlerin, vahşi katletmelerin arkasında katillerde yatan bir takım nedenler arıyorlar. Uyuşturucu, psikolojik hastalık veya cinnet gibi. Bu dayandırmaları doğrulayacak bir veri var mı? Bu soruyla başladığınızda çok sevindim. Çünkü iki şey suçlanıyor en son cinayetlerle ilgili olarak. Bir tanesi bir tıp disiplini olan psikiyatri, ama bence daha önemlisi psikiyatrik sorunu olan hastalar. Bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada yapılmış bütün araştırmalar, suç araştırmaları gösteriyor ki İşlenen, insana dönük işlenen suçları da psikiyatrik hastalık nedeniyle suç işlenenlerin sayısı genel nüfusun çok 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 altında. Yani %2-3'ü ancak psikiyatrik hastalığı olan insanlar tarafından ve hastalıkla ilgili olarak işlenen suçlar. Onun dışında insana yönelik suçlar psikiyatrik bir hastalık nedeniyle işlenmiyor. Cinnet geçirerek, öfke atağıyla işlenmiyor. Tabii ki birkaç oran var. Ağır bazı psikiyatrik hastalıklarda geçici, şiddetli hastalığa bağlı saldırganlık ve şiddet davranışı görülebilir. Ama bunlar genel suç istatistiklerinin çok 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 küçük bir bölümüdür. Peki insanlar neden bahanelere sığınmak istiyor? Biraz da bundan konuşmak istiyorum ben. Katillerin neden sadece katil ve kötü olduklarına inanılmıyor? Aslında bu tür şiddet olaylarının iki boyutu var. Birincisi, saldırganı, saldırısını gerekçelendirme çabasının arkasında yatan etkenlere bakmamız gerekiyor. Bir, saldırganı kriminalize ederek ya da hasta haline getirerek toplumun genelinin aslında masum olduğu algısını sağlamaya çalışılıyor. Ama ikincisi, bu tür şiddetlerin ister yaygın medyada, ister medya bu kadar yaygın olmadan öncesi dönemlerde de gösterilmesinin temel nedeni, şiddete maruz kalan ve saldırgana dönük bir hedeften çok bu olaya tanık olanların etkilenmesidir. Modern cezalandırma yöntemleri ortaya çıkana kadar dünyanın her yerinde, Avrupa'da, Osmanlı'da da cezalar kamuya, halka açık büyük alanlarda yapılırdı. Hepimiz işte biliyoruz, hani meydanlarda giyotin, meydanlarda idam, hele Osmanlı'nın inanılmaz vahşi cinayetleri var. Bunlar topluma açık, toplumun seyretmesi sağlanarak yapılırdı. O da bir medyaydı. Şimdi bunu evlerimizde, telefonlarımızda görüyoruz. Bu tür tırnak içinde vahşice şiddet uygulamaları aslında tanıkların ruh halini etkilemesi için de bu kadar yaygınlaştırılıyor. Kadına düşmanlık duyan erkekleri ne besliyor? Tüm dünyada ve Türkiye'de iktidarların uyguladığı cezasızlık politikasından potansiyel katiller nasıl etkileniyor? Şimdi bu cezasızlığa en sonunda söyleyeceğim ama cezasızlıktan daha önemli bir durum var. O da kadına yönelik şiddetin normalleştirilmesi riski var. Evet. Yani bu oluyor. Evet, tabii ki biliyoruz. Yani kadim zamanlardan beri kadına dönük şiddet var. Ama kadına dönük şiddetin doğal, insanın olağan hali olduğu inancını yıkmadan kadına yönelik şiddetle mücadelede çok büyük bir yol almamız mümkün değil. Bu inancı destekleyen toplumsal kurumlara, yapılara, devletin aygıtlarına, mahkemesine, eğitimine bakmamız gerekiyor. Bütün bu
İster ideolojik aygıt deyin, ister toplumsal iklim deyin, ister karakoldaki polisin toplumsal cinsiyet rolü hakkındaki fikri deyin, ister okullarda kız çocuk, erkek çocuk ayrımının başlamasıyla başlatılan süreç deyin. Bütün bunların hepsi kadınların dövülebilir, şiddetle terbiye edilmesi gereken, üzerlerinde şiddet tehdidini kaldırdığınızda mutlaka kötü, topluma uygun olmayan şeyler yapacak canlılar olarak görülmesi inanç. Bu inanç, evet, sınıflı toplumdan beri var. Ondan öncesini bilmiyoruz. Ve sınıflı toplumlarda kadına dönük şiddet, sınıflı toplumu ortadan kaldıran uygulamalarda bile devam ediyor. Bir örnek söylemek istiyorum. Örneğin son 70 yıldır öyle ya da böyle sosyalist sistemle yönetilen Küba'da azaltılamayan tek şiddet olayı kadına yönelik şiddet. Demek ki sadece sınıfın ortadan kaldırılmasıyla bile değişmeyen bir durum var. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Neden son 40 yıldır kadına yönelik şiddet tüm dünyada daha çok artıyor? Benim kadın düşmanlığı dediğim, ama bunu işte kavramları kullanmak çok önemli değil, ama mizojiniden ayıran bir ideolojik hatla politik bir tutum kadın düşmanlığı. Düşmanlığın temel nedeni de 1945 ile 1980 arası kadınların özgürleşme hareketlerinin yarattığı etki. Eşit insan olma mücadelesinde kadınlar epey bir aşama kaydettiklerinde kadına yönelik düşmanlık, kadına yönelik şiddet artmaya başladı. Kim tarafından arttırılmaya başladı? Devlet, sermaye, ideolojiyi üretenler, bütün bunlar erkekleri kışkırtarak kadın düşmanlığını artırdılar. O yüzden cezasızlık var. Cezasızlığı basit bir kavram olarak görmek çok tehlikeli. Cezasızlık şöyle bir şey, yani şikayet etmeye giden kadının karakoldaki polislerin de tacizine, en azından bakışıyla, sözüyle, mimiğiyle tacizine maruz kalmasıdır cezasızlık. Ya da işte son dönemde çok öne çıktı. Şikayetçi olduğunda bütün iletişim bilgilerinin davalıya gönderilmesi, saldırgana gönderilmesidir cezasızlık. Ya oradan başlıyor. Yanlış bir yere takılıyoruz biz. İşte 10 yıl ceza aldı da 5 yıl sonra çıktı ya da 3 yıl sonra çıktı. Bu çok önemli. Ama daha önemli kısım mahkumiyet gelişene kadar olan süredeki cezasızlık. Mahkeme salonunda tehdit edebilme özgürlüğünü taşıması erkeğin. Bu ancak devletin, medyanın, bütün yapıların erkeğin biz senin yanında yız demesiyle mümkün. Ve şu boyutunu da unutmamamız gerekiyor. Bir tür kadını istihdam alanından çıkaran, eve kapatan, onu sadece doğurganlığı ve erkeğe haz nesnesi olma vasfına indiren bir ideoloji var. Bu ideolojiyle mücadele etmeden kadın düşmanlığını, her biri tek tek çok önemli kavramlar olan insellikle, şunla bununla açıklamaya kalkmamız da bir nedensel bağ kurmaya çabalamamız. Ve bu bağlar, dikkat edin, toplumsal sorunlar maalesef tıbbi paradigmalarla açıklanmaya çalışılıyor. Yani kadına yönelik şiddet bir hastalık durumu, etkende mikrop gibi olan erkekler, mikrop gibi olan erkekleri tedavi edersek şiddet azalır. Toplum bir fizyolojik yapı değil ki. Şiddet uygulayan erkekler hepimiziz, bizleriz. İnsel araştırmaları gösteriyor ki hemen hemen her ideolojik düşünceye sahip inseller var. Solcular var, liberaller var. İlla sağcı ve ırkçı olmaları gerekmiyor. Kadın düşmanı olan şeyleri. Biz biliyoruz, yani erkek son derece kendisini solcu olarak tanımlarken de kadına yönelik şiddet uyguluyor. Demek ki erkeklik ve kadınlık arasındaki hiyerarşiyi sürekli yeniden üretmeyi sağlayan bir şiddet politikası var. Cezasızlığı bunlarla birleşikte düşünmediğimiz sürece kadınların bu mücadeleyi yürütmesi, erkeklerin de onlara tabi olmayı öğrenmelerini sağlamadığımız sürece zor işimiz. Biraz onu anlatmaya çalışmıştım ben yazıda. Evet.
Peki biraz yazınızın çerçevesinden dışarıya çıkıp şöyle bir soru sormak istiyorum. Son zamanlarda kadınlar için özellikle çok travmatik olan görüntülerle karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Sosyal medyada, televizyonlarda, her yerde hem Semih Çelik'in yaptığı katliam konuşuluyor hem de başka kadınların üstünden de travmatik görüntülere ve hikayelere maruz kalıyoruz. Kadınlar kendilerini psikolojik olarak bu travmadan nasıl bir nebze de olsa koruyabilir? Sadece kadınlar değil, çocuklar, Tabii yaşlılar, ki, tabii ki. kadınlar, bütün gruplar ve kendince eşitliğe inanan erkekler de şiddet görüntüsünü seyretmek, görüntüye maruz kalanı edilgenleştirir. İki tür edilgenlik olur. Bir, bu tanığın sessizleşmesi, eyvah bu benim de başıma gelebilir sessizleşmesi. İki, maruz kalanı öfke, onu suçlama davranışı. Onu suçlama davranışını çok basitçe bir ahlaksızlık gibi görmemek lazım. Asıl orada bir psikolojik süreç var. Tanıklık, şiddete tanıklık insanları edilgenleştiriyor. Ve şiddete tanıklık daha güçlü olanın yanında konumlanma eğilimine neden oluyor. Çok pratik bir örnek söyleyeyim size. Örneğin işte kadına yönelik şiddet bir tecavüz haberi diyelim ki sosyal medyada çıkıyor. Altında kadını maruz kalan kadını suçlayan ve kadınların tweetlerini görüyoruz. Ve şöyle diyoruz. Ya bu kadın nasıl kendi hemcinsini savunmuyor? Şunu çok düşünmüyoruz. Şiddete maruz kalan kadını suçlayan kadının tweet'i yazarken arkasında bir erkek var. Hadi bakalım sen ne yazacaksın? O kadını yoksa savunacak mısın diyen baba, abi, öğretmen, eş, sevgili. Somut olarak arkasında da durabilir. Yani ne yazdığına bakarak da bunu görebilir. Bu tanıklık, maruz kalana suçlayıcı yaklaşım, kadınlar tarafından da yeniden üretildiği için, edilgenleştiği için sosyal medyada şiddet görüntülerinin üzerinde bu tür yapılan bu tür yorumlar hep saldırganı kurbanlaştırıp maruz kalanı yani şiddet göreni onun o hale gelmesine neden olan bir musibet gibi görme işlevi görüyor. Kadına yönelik şiddeti uygulayan ve hüküm giyen erkeklerle biz bir çalışma yapmıştık. Orada şöyle diyorlardı. Ya çok pişmanım diyordu. İlkan böyle hani keşke yapmasaydım diyordu. Ama arkasında ne diyordu biliyor musunuz? O öyle yapıp bana bunu yaptırtmasaydı. Hem kendine kıydı hem bana kıydı. Pişmanlık duygusunu bile maruz kalanı suçlayarak yaşayan bir erkek şiddeti var. Bu erkek şiddetine tanık olan kadınların bu şiddette kadını savunmaya kalktıkları anda şiddet görme riskleri var. Bu kısır döngüyü çözmenin yolu iki tane, üç tane pardon. Bir, şiddet görüntülerini yaymamak. Ama şiddet üzerine konuşmaya devam etmek. İki, ne olursa olsun hiçbir şekilde şiddetin gerekçesi olamayacağına inanmak ve bunu yaymak. Burada da çok basit bir denklem var. Eğer eylem güçlüden güçsüze doğruysa buna şiddet diyoruz. Güçsüzden güçlüye doğruysa buna öz savunma diyoruz. Basit düşünmek. İşte bir sonra zor bela sosyal medyanın katkısıyla, zorlamasıyla Beyoğlu'nda yakalanan iki suçluyu düşünün tutuklandı. Oradaki kadın arkadaşımız o kişilere herhangi bir şiddet eyleminde bulunsaydı ona biz öz savunma diyecek. İster biber gazı, ister elektroşok cihazı, ister taşıdığı bir bıçağı saplamak, her neyse şimdi hani teşvik ediyormuş gibi görünmeyeyim. Ama o erkeklerin yaptığı şiddet neden? Çünkü güçlüler. Demek ki sosyal medyada kadın, erkek hepimiz bir şiddet eylemi gördüğümüzde şuna bakarsak
Kimden kime dönük bu? Güçlüden güçsüze dönükse şiddet diyeceğiz ve sonuna kadar maruz kalandan yana olacağız. Güçsüzden güçlüye dönükse öz savunma diyeceğiz ve sonuna kadar öz savunmayı yapandan yana olacağız. Din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim her ne olursa olsun. Hiçbir şekilde. Ben derste bunu şöyle anlatıyorum. Yani eşinizi kendi evinizde, yatağınızda bir başkasıyla çıplak gördünüz. Evet. Çıkacaksın. Çık, ayrıl, uzaklaş. Bu sana şiddet uygulama gerekçesi veremez. Çok pişmanım. Cinnet geçirdim. Öfke krizine girdim. O da öyle yapmazsaydı. Çok aşıktım. Sevgimden kontrol edemedim dürtülerimi. Bunların hiçbirini gerekçe saymayacağız. Söylemişken biraz uzatıyorum ama çok gördüğümüz bir şey var flört şiddetinde. Cinayet kadar önemli bu bölümde. Birçok erkek şiddet uyguladığı sevgili eş ya da flörtüne şöyle der. Seni o kadar çok seviyorum ki aşkımdan gözüm dönüyor. Bu sözün çekici bir yanı olduğu açık, değil mi? Ama bu çekici yan bir tuzak. Birisinin size dönük aşkı onun gözünü döndürüyorsa arkanıza bakmadan uzaklaşın. Ben söyleyeyim bütün arkadaşlar. Ve medya için bir şey daha ekleyeyim son olarak. Bu dediğim denkleme göre karar aldığımızda amasız, fakatsız, hiçbir şeysiz maruz kalandan yana olursak hiçbir şeyi gerekçe görmeden saldırganı suçlamaya devam edersek ve ifşa edersek, sürekli ifşa edersek, mesela şu anda sosyal medyada kadın düşmanlığı tweetlerinin nickname'lerle, anonim nickname'lerle atanların ifşa kampanyası var. Çok başarılı gidiyor. İfşa edersek sorunun çözümünde mücadelede epey bir yol alırız. Çünkü bu şiddetin önlenmesinde iki boyut var. Şiddete maruz kalanların toplumsal olarak da onarılmalarına ihtiyaçları var. Toplumun onlara senin bunda en küçük bir sorumluluğun yok hissini vermek sorumluluğu var. Toplumun var. Biz buna onarıcı toplumsal adalet diyoruz. Bu olmadan olmuyor. İki, saldırganın hiçbir gerekçesinin kabul edilmeyerek cezalandırılması gerekiyor. O zaman değişiyor şiddet. Bu bir mücadele süreci ama onu unutmayalım. Peki hocam, eklemek istediğiniz başka bir şey olur mu? Sınıf mücadelesi kadar önemli bir mücadele. Kadın özgürlüğü, insan özgürlüğü deyip insanlar özgür olursa kadınlar özgür olur falan, bunları bırakmamız gerekiyor. Kadınların erkeklerle eşit olmaları, bütün cinsel yönelimlerin, lezbiyeni, geyi, transı, interseksi, bütün cinsel yönelimlerin eşit insan olduğu kabulü mücadelesi olmadan olmuyor. Ama bu mücadelede tabii ki kadınlar önde olacak, onlar mücadelenin hatlarını belirleyecek ve erkekler de özgür erkek olmak istiyorlarsa, ki bu önemli bir şey, özgür erkek olabilmek, bu mücadelenin yanında olacaklar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir Gün TV yayınında Profesör Doktor Selçuk Candan Sayar'la kadına yönelik şiddetin, kadın düşmanlığının sebeplerini konuştuk ve toplumun neler yapması gerektiğini konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere.